Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız İngilizce Öğreten Cep Telefonu Uygulamaları serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu hafta inceleyeceğimiz uygulamamızın ismi Quizlet. Artı ve eksi yönleri neler? İngilizce öğrenirken bize nasıl faydalar sağlıyor? Bunlara birlikte bakacağız. Öncelikle uygulamamızı biraz tanıyalım. Ben iPhone ve iPad için olan iOS sürümünü kullanıyorum. O yüzden hani Android sürümünde ufak tefek değişiklikler olabilir. Bunun da en baştan bilgisini vermiş olayım. Bu arada bu uygulamanın web arayüzü de var. Quizlet aslında dünya üzerinde milyonlarca eğitmen ve öğrenci tarafından kullanılan bir eğitim aracı. Yani sadece İngilizce değil, başka ders ve konularda da çalışma setleri oluşturabileceğiniz, alıştırmalar yapabileceğiniz çok etkili bir araç. Dahası özellikle öğretmenler için sınıf içerisinde etkileşimli bir eğitim ortamı oluşturmak açısından da yaygın şekilde kullanılıyor. Fakat biz bugün daha çok bireysel öğrenenler için ve özellikle dil öğrenenler için bu uygulama ne kadar faydalı, ne kadar işlevsel ona bakacağız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Quizlet kendi içerisinde bir veri ile gelmiyor. Yani çalışma setlerinizi kendiniz oluşturmalısınız ya da başkaları tarafından oluşturulmuş hazır listeleri kullanabilirsiniz. Her iki durumda da çalışma setlerinizi dilediğiniz zaman düzenleyebilir, farklı klasörlere taşıyıp sınıflandırabilirsiniz. Kelime öğrenme amaçlı kullanılan bu uygulamanın içerisinde işinize yarayacak pek çok araç var. Bir çalışma seti içerisinde kelimeleri gözden geçirebilir ve sadece bilmediklerinizi işaretleyebilirsiniz. Böylece iş çalışmaya geldiğinde bütün kelimeleri değil, bütün listeyi değil, sadece bilmediklerinizi çalışmış olursunuz. Çalıştığınız ve artık öğrendiğinizden emin olduğunuz kelimeleri kartlar, test ya da eşleştirme gibi araçlarla tekrar edip daha mükemmel hale getirebilirsiniz. Şimdi gelelim artılarına ve eksilerine. Öncelikle çalışacağınız içeriğin size ve sizin ihtiyaçlarınıza özel hale getirilebilmesi bence büyük bir avantaj. Öte yandan temel kullanım için ücretsiz versiyonu fotoğraf desteği dışında hemen hemen tüm desteği sunuyor. Hedef dil, ana dil ayrımı çok iyi düşünülmüş. Seçeneklerden hem soru hem de cevap kısmından bu kısmı özelleştirebiliyorsunuz. Son olarak klasörleme ve sınıflandırma sistemi çok başarılı. Böylece sadece ihtiyacınız olan kelimeleri çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Eksi yönlerine gelecek olursak, kelime çalışmaları sadece okuma ve yazma üzerine. Her ne kadar dinleme desteği sunsa da bu beceriyi geliştirmeye yönelik ya da telaffuza yönelik bir çalışma maalesef yok. Çevrim dışı desteğinin olmaması ücretsiz sürümünde sizi sürekli internete bağlı kılıyor. Yaptığınız çalışmalara ait rakam ve istatistik bulunmuyor. Ne kadar kelime çalıştın, ne kadar kelime öğrendin, kaç kelime daha öğrenmen lazım, bunlara ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu kullanıcının öğrenme motivasyonunu olumsuz olarak etkiliyor. Ve son olarak puanlama kısmı. Tasarım ve arayüz bence çok başarılı değil, o yüzden 6 puan. Öğreticilik bence çok başarılı. Telaffuz ve dinleme ile ilgili eksik dışında hemen hemen hiçbir eksiği olduğunu söyleyemem. Platform desteği de iOS, Android ve web arayüzü, dolayısıyla burada bizden tam puan alıyor. Fiyat performans kısmında da biz bugün ücretsiz sürümünü incelediğimiz için reklamlar hiç rahatsız edici değil. Dolayısıyla 17 puan verdik. Ücretli sürümü için de farklı fiyat politikaları var. Dolayısıyla makul fiyatlar ve bizden 17 puan alıyor. İçerik kısmı her ne kadar kendileri değil de bir topluluk tarafından oluşturulmuş olsa da çok başarılı ve çok geniş. Seviye ayrımı da yine aynı şekilde her seviye için bir içerik bulmak mümkün. Offline kullanım, biz ücretsiz sürümünü inceledik ve burada hiç bir offline hizmeti yok. Hani tamam, belki bu ücret politikasıyla alakalı bir şey ama en azından hani Duolingo'da olduğu gibi bir dersi iki dersi bize offline olarak kullandırsaydı burada da bizden tam puan alabilirdi. Türkçe desteği kısmına gelirsek burada da bizden tam puan aldığını söyleyebiliriz. Toplamda da Quizlet uygulaması bizden 82 puan aldı. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Anlattıklarımızı faydalı buluyorsan ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri bilgilendirici, ilham verici ve dahası motive edici videolardan anında haberdar olmak istersen kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.